Başımıza büyük bir felaket geldi. Vefat edenlere rahmet, geride kalanlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Birlik olacağız. Bunu en iyi gösterenlerden biri de kardeş ülke Azerbaycan oldu. Bunun yanında Kosova, Pakistan, Katar da desteklerini belirttiler. Asıl dostlarımız kötü günde yanımızda olanlardır. Biz birlik olmazsak onlar böyle olaylarla bizi yıpratmaya çalışacaklardır. Gün birlik günüdür. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in Erdoğan'ı arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ilettiği ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi. Aliyev her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Erdoğan da telefon görüşmesi ve gösterdiği ilgiden dolayı Aliyev'e teşekkür etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Haydarov telefon görüşmesinde Çavuşoğlu'na 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Haydarov ayrıca kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pakistan halkının Türk kardeşleriyle güçlü dayanışma içerisinde bulunduğu ve dualarının Türkiye ile birlikte olduğu kaydedildi. Pakistan Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığı'nı yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla üzüntü duyduğunu ve bu zor zamanda Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti. Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavit Han da Twitter'dan paylaştığı mesajında dualarının kardeş Türkiye halkıyla olduğunu vurgulayarak, Allah bu zor zamanda Türkiye halkına yardım etsin ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Katar Devlet Başkanı aramış, herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler. Kendilerine teşekkür ettik ifadelerini kullandı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kosova bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır, dedi. Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Türkiye'ye destek mesajı yayımladı. Taçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türk hükümeti ve halkının yanında olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Taçi, Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşanan deprem gibi trajik bir olaydan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Düşüncelerimiz mağdurların ve yaralıların aileleriyle birlikte Kosova bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır, dedi. Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, eski başbakan ve AAK lideri Ramush Haradinaj ve Nisma Partisi lideri Fatmir Limaj da İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken büyüklüğünü 7 olarak duyurdu. Atina ve İstanbul kadar uzakta hissedildiğini bildirdi. Reuters, foto muhabiri Tuncay Dersinlioğlu'nun enkaz altından kurtarma çalışmalarını gösteren bu kareyi servis etti. Arama kurtarma çalışmalarını gösteren kareleri servis eden Reuters haber ajansı, depremin hem Türkiye hem de Yunanistan'da hissedildiğine dikkat çekti. MSC, Yunanistan'ın 12 adalarını salladığı bilgisini paylaşırken depremin 20 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu. İngiliz Mirror gazetesi 6.7 büyüklüğündeki şiddetli deprem Yunanistan ve Türkiye'yi sarsarak binaların çökmesine sebep olduğu ifadelerini kullandı. Mirror ayrıca Avrupa'da tsunami başlığıyla duyurduğu haberde Türkiye ve Yunanistan'da binaların yıkıldığı depremde tatil yerlerinde tsunami meydana geldi, deniz taştı ifadelerini kullandı. CNN International, acil koduyla duyurduğu haberde, Ege Denizi'ndeki 7 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve Yunanistan'ı vurdu, yıkılan binalar var ifadelerini kullandı. ABD'li New York Times gazetesi de olayı, deprem Türkiye'nin batısını ve Yunanistan'ı salladı, en az 6 ölü var başlığıyla paylaştı. Vatandaşların, daha önce de deprem gördüm, böylesini görmedim, lambalar sallanmaya başlayınca öleceğimi düşündüğüm gibi ifadeleri dikkat çekti.
İngiliz The Guardian gazetesi olayı "Güçlü deprem Türk sahili ve Yunan adalarını salladı" başlığıyla duyurdu. İngiliz Daily Mail gazetesi 6.6 büyüklüğündeki güçlü deprem Türkiye'deki binaları tahrip etti ve Yunan adalarında insanlar evlerinden kaçtı ifadelerini kullandı. Haberde Türk medyası İzmir'de en az 6 binanın yıkıldığını ve kentteki yıkık binaların enkazına tırmanan insanların görüntülendiğini açıkladı ifadelerini kullandı. Independence'a Yunanistan-Türkiye depremi her iki ülkede 7 büyüklüğünde büyük sarsıntı hissedildi ifadelerini kullandı ve çöken binaları gösteren bir video paylaştı. The Sun gazetesi ise İzmir'in şiddetli depremle sallandığını, sarsıntı sonrası tsunami oluştuğunu duyurdu. Haberde İHA'nın depremin şiddetini gösteren bir videosu da paylaşıldı. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, depremin Yunanistan ve Türkiye'yi etkilediğini bildirdi. Haberde yetkililer Yunanistan'ın Samos adasının kuzeyinde, Türkiye'nin Ege kıyılarında güçlü bir depremin meydana geldiğini söyledi ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Mirror gazetesi son dakika olarak duyurduğu haberde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 120 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yunanistan'ın Tuvima gazetesi son dakika haberini Samos'ta şiddetli deprem başlığıyla duyurdu. Yunan Katimerini gazetesi ise yerel saatte 14'te önce şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin uzun sürdüğü bilgisini paylaştı. Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz ifadesini kullandı. Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, AB yardım sağlamaya hazırdır ifadesine yer verdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır olduklarını ve temasta kalacakları hususunda teyitleşmişlerdir denildi.